Bursa Gemlik ile ilgili 48 yaşındaki Tülün Beygirci. Yani yine bir maalesef kadın cinayeti, sır dolu bir kadın cinayeti. 48 yaşında evinde tek başına yaşıyor. Oğlu üniversite okuyor, üniversiteyi bitirmiş. Kadının emekliliğine bir yıl kalmış. Bir yıl daha çalışıp emekli olup oğlunun yanına dönmeyi planlıyor. Üstelik kanser rahatsızlığıyla boğuşuyor. Zaten kendi rahatsızlığından dolayı çok bitkin ve yani bir de çalıştığı sıkıntılı için sıkıntılı bir süreçten geçerken 50 bıçak darbesiyle, hatta 50'nin üstünde bıçak darbesiyle öldürülmüş olarak evinde bulundu dün akşam. Komşuları isyan ediyorlar. Ne oluyoruz diye. Bakın işte o haber. Bu cinayetler artık bitsin. Hiçbir kadın hak etmiyor buna. Kan donduran vahşi cinayet 11 Eylül günü öğle saatlerinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşandı. 48 yaşındaki Tülin Beygirci bıçaklanarak öldürüldü. Tülin beni yaktı. Dünya izliydi. İşine, işinden evine. Bu kızın ne günahı var? Bursa Gemlik ilçesi Kumla mahallesinde yalnız yaşayan 48 yaşındaki kadın bir fabrikada çalışıyordu. 10 yıl önce eşinden boşanan Tülin Beygirci'nin oğlu ve annesinden başka kimsesi yoktu. Kendi halinde beraber gezdiği, tozduğu erkek veya bayan yoktu yani. Emeklilik hayaliyle yaşayan Tülin Beygirci sadece işine gidip geliyordu. Ta ki 11 Eylül'e kadar. 11 Eylül günü iş yerine gitmeyince merak eden mesai arkadaşları Tülin Beygirci'yi aradı. Aramalara yanıt alamayan arkadaşlar servis şoförünü Beygirci'nin evine yönlendirdi. Kapı açılmayınca telaşlanan şoför durumu polise bildirdi. Savcılıktan alınan izinle eve giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı. Tülin Beygirci sırt ve vücudunun birçok bölgesine 50 bıçak darbesi alarak öldürülmüştü. 50 yer, 50! Bir yer değil, 50 yer. Bunu bilen biri. Kapıda zorlama yok, kırılma yok. Kapıyı çünkü açtığına göre tanıyan ve kapısını da bilen, o kapıyı çalan biri o. Bu insanlar yeter artık, yeter. Ölümler yeter. Bu cinayetler artık bitsin. Can yavrum, çok gençti. Bulun ne olur. Bak Müge'ye yalvarıyorum, herkesi buluyor. Bunu da bulsun Allah rızası için. Bu kıza çok yazık oldu ve çok yazık gitti. Olamaz böyle bir şey, olamaz. Çünkü çok sessiz, mazlum bir kızdı. Esaretin rahatsızdı, çok üzülüyorduk. Kanserdi. Yani artık bunlar son bulsun ya. Ne yapmış yani, ne yapmış? Yazık, günahtır. Hak etmedi yani. Kumlumuzda hiç böyle bir olaylar yoktu. Daha ilk defa yaşanıyor. İnanın şoktayız hepimiz. Kumlu halkımız olarak Müge Hanım'la çok teşekkür ediyorum bizim yanımızda olduğunuz için. İnşallah en kısa zamanda olay çözülüp suçlular cezaevine girer. Olay yeri ve bina çevresi didik didik aranırken cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Mahalle görüştüğü, işte kavgalı olduğu falan birini bilmiyor. Özellikle ekrana getirdim ki özellikle iş yeri arkadaşlarından ya da hani bizim ulaşamadığımız yakınlarından bilgi sahibi olan varsa lütfen bizi arasın. Kapısında bir zorlama yok. Bu da tanıdık birine kapıyı açtığını gösteriyor ama ne bileyim, bazen tanımasak da birilerine maalesef kapıyı açabiliyoruz, boş bulunup. 50 yerinden bıçaklanmış, kapıda zorlama izi yok. 10 yıl önce, 10 yıl kadar evvel eşiyle ayrılmış. 2-3 yıl evvel de aynı apartmanda yaşayan biriyle nişanlanmış. Evlenmemişler yani daha sonra ama görüşmeye devam ettikleri, aralarında bir kavga gürültü olmadığını söylüyor komşuları. Durum şu anda bu, dün akşam oldu. Ailesi Adli Tıp Kurumu'nun önünde. Onlar da gelecek sonucu bekliyorlar. Bir de hani evinden işine, işinden evine gittiği için kimse bilmiyor. Hani birisi mi var? Ama ne için olabilir yani böyle 50 bıçak yani darbesi? 50 bıçak yani darbesi bir düşmanlığı, bir kin ve öfkeyi gösteriyor aslında. 50 bıçak darbesi. Evet yani. Uyuşturucu da vardır değil mi hocam bu 50 bıçak darbesi içinde? Yani mümkün. Ama daha çok kıskançlık cinayeti gibi geldi bana. Yani kıskanınca böyle uyuşturucu falan almadan 50 bıçak darbesi vurulur mu bir insana, ne bileyim yani? Yani o da mümkün. Ay. Uyuşturucu da almış olabilir, sarhoş da olmuş olabilir. Ama cinayetin motivasyonu bakımından, evet, bakıldığında daha çok kıskançlıkla ilgili bir sorunmuş gibi geldi. Müjgan Hanım telefon attığımızda, Tülin Beygirci'nin aile dostu. Müjgan Hanım, başınız sağ olsun efendim. Canım, sözlerinize sonuna kadar katılıyorum. Evet.
Ne yazık. Kapa diyor. Kapa. Allah razı olsun. Canım Mügem. Seninle böyle tanışmak istemezdim. Yaktı ben bizi bu kız. Abi. Yaktı. İnan yaktı. Evine, işine, hiçbir kimseyle alakası olmayan biri. O nişan dediniz. Onu bile dünürbaşı bendim. Evlilik yapsın istedim ama Allah kısmet etmedi, olmadı. Sabah gidiyor, akşam geliyor Mügem. Sen herkesi çıkarıyorsun, bunu da çıkardı oğlum. Yaktı bizi, ben koluna da oturmaktan korkuyorum artık. Mügeciğim, lütfen sen bize yardım et. Önce Allah, sonra sen Müge. Sonuna kadar Müge. Güler yüzlüydü. Kimseyi kırmazdı. Bilmiyorum anacığım, bilmiyorum. Neden? Yani bu kadar anladığım kadarıyla siz hani onun bile dünürcüsü bendim falan dediğiniz gibi yakınsınız. Peki evet. o kişiyle daha sonra bir problem yaşadılar mı? Çünkü aynı apartmandalar. Hayır, bak asla öyle bir şey olsa ben araya girmem beyefendi. Anladım. Hayır. Hayır Müge'cim, hayır. Ben asla araya girmem, o da beyefendi. Anladım. Aile dostu olarak aralarına girdim. Tamam, bir şey anladık, istedik. Ama aradan bir ay geçti. Bir konuda anlaşamadılar, bilemiyorum onların aralarında. Ama bu 50 tane yapılmanın hakkı nedir? Nedir? Bu evlilik nedir bu 50? Bir kadın Müge, canım. Bak yavrum, artık mahkemeleri bırakın. Bunların hepsini getirin bir sedasyuma. Annemin mantığı yeter. Çok haklı. Annem de diyor. Annem de aynısını söylüyor. Kadınların eline verecekler o adamları. Verecekler. Doğru söylüyor valla. Yani artık insanların hissiyatı evet. Bu yani. Yok tabii. Hani öyle diyemeyiz tabii ama gerçekten artık insanın da bir had noktası var ya, onu aşmış durumdayız. Orada size katılıyorum yani. Bu yavrum, kadar sokağa çıkmak istemiyorum artık korkudan. Bak 64 yaşındayım ben. Sokağa çıkamıyorum. Hele bu bizi yaktı, bizi yaktı. Müjgan Hanımcığım, şimdi canım. Ekip arkadaşlarımız orada, Pembe orada, şu anda Pembe aileyle beraber. Evet, 6.30'dan beri temastayız, akşamdan beri Allah evet. Onda altın teksin. Ben de rica ediyorum, Tülin Beygirci'yi evet. Tanıyan, bilen, bu konu hakkında fikri olan herkesten haber bekliyoruz. Evet, hiç kimse, hiçbir kadın ya da erkek yavrum. Bu şekilde ölümü hak etmiyor. Kimse hak etmiyor. Bir karıncayı Allah yaratıyor. Sen yaratabiliyor musun? Çok haklısınız. Yani ve bu insan aramızda şu anda yani. Ve bu insan aramızda şu anda yani. Bu cani şu anda bir yerde aramızda dolaşıyor. Sokağa çıkamıyorum şu an. Ben sabaha kadar uykusuz yaşadım. Hayatım, orada olduğunun bile garantisi yok ki yani. Bir bilet, yani bir bilet de şu an hepimizin yanında olabilecek biri. Evet. Bu kadın her an karşıma çıkabilir, kim bilmiyorum. Evet, evet. Peki siz aynı apartmanda mı oturuyorsunuz? Hayır hayatım, ben daha arka sokaktayım ama annesinden bu bana artık anne diyordu. O kadar canım benim. Anladım. Peki apartmanın kapısında ne denir? Hiç sorulama yok. Hayır hayır. Otomat açılmış apartmanın... herhalde. Apartmanın giriş kapısı açık mı tutuluyor, kapalı mı acaba? Kapalı, kapatılıyor yavrum. Kapatılıyor, herhalde bu tanıdık biri, şimdi bir şey diyemeyeceğim. Açtı otomatı da yukarı çıktı, yabancıyı açmaz. Tanıdık biridir hayatım bu. Bir bakalım, şimdi tabii Bursa Emniyeti de güvenlik kameralarını topluyor, Gemlik Emniyeti. İnşallah bir an evvel yakalansın ama... Bu kadına bu kadar kin duyacak ne olabilir konusunda fikri olan varsa lütfen bizi arayın. Haberdar edin, ihbarlarınızı bekliyoruz telefon numaralarımıza. Muhabirimiz Pembe Koç'ta orada, inşallah güzel haberi sizlerle paylaşacağız. Evet. Yine sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bir an evvel bu eli bıçaklı katil yakalansın, tutuklansın ve hak